Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sizlerle bugün 5. sınıf matematik dersinde temel geometri kavramlar ve çizimlerle ilgili soru çözeceğiz arkadaşlar. Sorularımız kazanım kavrama testinden. Birinci soru, ekranlarda okuyalım bakalım ne diyor. Birim karelerden oluşan kağıtta verilen E noktasının F noktasına göre konumu, yani bakın E noktasının F'ye göre konumu, yani F'den bakacaksın buraya. Bakalım F burada, E burada. F'ye göre dediği için F'den E'ye nasıl giderseniz göresi budur arkadaşlar. Nasıl gideceğiz E'ye? İsterseniz önce yukarı gidin, sonra sağa gidin. Önce sağa gidin, sonra yukarı gidin. Ben önce yukarı gideceğim. 1, 2, 3 birim yukarı. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağa. 3 yukarı, 6 sağ olaraktan işaretleyeceğiz arkadaşlar. 3 birim sağında yok. 6 birim sağında, 3 birim yukarısında. Gördüğümüz gibi aradığımız cevap C şıkkında bizi bekliyor arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. Bu soru basitti. Diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçası oluşturur. Evet arkadaşlar doğru. İki nokta arasındaki çizilen bir doğruya biz doğru parçası diyorduk. Bir noktadan yalnız bir doğru geçer arkadaşlar. Yanlış, bir noktadan sonsuz doğru geçer. C şıkkı, ışınların iki ucu da sonsuza gider. Hayır arkadaşlar, ışınların iki ucu da yanlış. İki noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. İki noktadan bir tane doğru geçerdi arkadaşlar. Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçerdi. Cevabımız bize burada doğruyu soruyor. Bunlar yanlış olduğuna göre A şıkkı bizim cevabımız olacak sevgili öğrenciler diyoruz. Üçüncü soru bakalım ekranlarda. Kareli kağıtta AP doğru parçası ve M, N, L, T, R noktaları verilmiştir. Bu noktalardan hangi ikisi birleştirirse AP'ye eşit uzunlukta bir doğru parçası çizilmiş olur. AP'yi şimdi sayarken düz olmadığı için bu çeşit eğik doğruları nasıl sayıyoruz? Yatayı ve dikeyi olarak hesaplıyoruz. Mesela yatayda 1, 2, 3. Dikeyde 1, 2. 3 sağa, 2 yukarı. Şimdi hangisi bizde arkadaşlar 3 sağa, 2 yukarı ya da 3'e 2 olaraktan verecek? M ile N'yi diyor arkadaşlar. Bakalım M'den N'ye 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3'e 3 oldu. M, N değil. LT'yi veriyor. 1, 2, 1, 2, 2'ye 2. Bu da değil. AP neydi arkadaşlar? 3'e 2 idi. RN'ye bakıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3. Bakın 2'ye 3, 3'e 2 birbiriyle aynıdır. Cevap muhtemelen bu. T ile R'ye bakıyoruz. Direkt 3 çizgi arkadaşlar. Bu olmuyor. Cevabımız C şıkkı olaraktan karşımıza çıkıyor. Geçiyoruz arkadaşlar dördüncü sorumuza. Dördüncü soru ekranlarımıza geliyor bakalım. Şöyle görelim. Ne diyormuş? Kareli kağıtta verilen şekildeki 14 doğru parçasının, şunların her biri doğru parçası, kaç tanesinin uzunluğu birbirine eşittir? Şimdi arkadaşlar hepsini şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4. Bu 4 birim. Bu ne arkadaşlar? 1'e 2. Bakın bu 1'e 2 yazıyorum. Bu ney? 1'e 2. Bu da 1'e 2. Bunlar eşit. Buraya bakıyorum. 1, 2, 1, 2, 3. Görüyorsunuz değil mi? Dikey bileşenlerini oluşturuyorum. Eğiklerin 1'e 2. Burası da 3. Yani 2'ye 3 burası. Burası 2. Burası 1 birim. Burası ney? 1'e 2. 1'e 2 bakın. Burası ney? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bu 3'e 4. Burası yine 1'e 2. Burası ne? 1, 2, 3, 3 burası. Burası yine 1'e 2. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 birim. Burası 1, 2, 1, 2, 2'ye 2. Burası ne arkadaşlar? 3'e 1. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 1'e 2 olanlar burada çoğunlukta. Bunlardan kaç tane olduğunu söylüyor. 1 burada, 2 burada. Devam ediyorum. 1'e 2 olanları. 3 burada. Dönüyorum arkadaşlar. Daha sonra 4 burası. 2'ye 1. Tekrar bakalım. 5 de burası arkadaşlar. 1'e 2 dedik ya. 2'ye 1 burası da. Toplam 5 tane eşit uzunlukta. Hocam hangisinin eşit olduğunu nereden bileceğiz diyeceksiniz. Şimdi en çok eşit olanı sayıyorsunuz arkadaşlar burada. Bazıları daha az mesela. Ama eşit olan 1'e 2'lerden en fazla var. Demek ki zaten bize bunu soracak. Beşinci soru. Diyor ki kareli kağıtta AB doğru parçası, bakın bir ucu kapalı bir ucu açık. AB doğru parçası KLMNPR noktaları verilmiştir. A noktasından hangi noktalarla tek tek birleştirirse her defasında
dar açı elde edilir. Şimdi A'dan birleştirdiğimiz arkadaşlar hangi noktalar birleştirirse dar açı. Biz dar açıyı bir düşünelim arkadaşlar. Dar açı neydi? 90'dan küçük olacaktı değil mi? 90'dan küçük olacaktı. Peki bu A'yı 90 yapan açı hangisi arkadaşlar? Bakalım A'nın dikine bakalım. Dimdik çizelim. A M'den geçerse burası dik oluyor. Doğru mu? Demek ki bunun içerisinde kalanların hangisini çizerseniz çizin siz dar açı elde edeceksiniz. Dolayısıyla N'de P ve R. N, P, R dediğimiz arkadaşlar Denizli şıkkı bizim cevabımız olacak. 5. soruda. 6. soru ekranlarımıza geliyor bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi yanlıştır? F, E diyor. F kapalı. Arkadaşlar bu yanlış. E, F, E tarafı kapalı olacaktı. K, L iki tarafı da kapalı. K, L. Arkadaşlar bu doğru. D, M, D tarafı kapalı. Doğru. B, A arkadaşlar ne göstermiş? Bunu da iki tarafı açık. Ne olacak? Bu da doğru. Doğrudan bahsediyor. Yanlış gösterilen burada A şık olduğu gibi ne olacaktı arkadaşlar? E'nin tarafı kapalı olacaktı. Geçiyorum bir dahaki soruya. 7. soru ekranlarda diyor ki kareli kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? NH ML'ye diyor arkadaşlar. NH'yi bulalım bakalım. NH neresi? NH burası, ML burası. Paralel midir arkadaşlar? İkisi de çaprazdan gidiyor. Doğru. SL TF'ye paraleldir diyor arkadaşlar. SL'ye bakıyorum. SL burası, TF burası. İkisi de düz gidiyor. Paralel doğru. RK LH'ye, RK'ye bakıyorum. Böyle sağa çapraz gidiyor. LH'ye bakıyorum arkadaşlar. Bu da böyle çapraz gidiyor. Paralel mi? Paralel. MN KZ'ye paralel arkadaşlar. MN'ye bakıyorum. MN buradan çapraz gidiyor. KZ'ye bakıyorum. KZ düz gidiyor. Yanlış olan bu arkadaşlar. Bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. 8. soruyla ekranlardayız. Devam ediyoruz. Noktalı kağıtta verilen D doğrusunun üzerindeki noktalardan hangisi T noktasıyla birleştirilirse D noktasına, D doğrusuna dik bir doğru parçası elde edilir. Arkadaşlar dik olacak şekilde bakın çaprazlardan gidiyor. Değil mi? O zaman buna gelecek olan da arkadaşlar çaprazlardan, T'den çaprazdan gelelim bakalım. T'den çaprazdan gelelim. Kimin üzerine geliyoruz? M'nin üzerine gelirsek çaprazı çaprazla keserseniz arkadaşlar dik olur. Düz olsaydı yukarıdan düz inecektik. O dik olacaktı ama çapraz geliyorsa yine aynı karşı çaprazdan gelen de bunu dik kesecek. M cevabı Ceyhan yani doğru cevabımız oluyor. 8. soruda bizim 9. sorumuz ekranlarda bakalım. Diyor ki kareli kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. I doğrusu O doğrusuna, I doğrusu O doğrusuna diktir. Bakın dik değil. O doğrusu düz ama bu eğimli geliyor. Yanlış. O doğrusu M doğrusuna diktir. O'ya bakıyoruz. O doğrusu M doğrusu tam tersine. Paralel bunlar. Dik falan değil. Bu da yanlış. C'ye bakıyoruz. K doğrusu I doğrusuna. K doğrusu I doğrusu. Bakın I eğimli. K böyle geliyor. Bu da yanlış. Denizli N doğrusu K doğrusuna. N böyle geliyor. K böyle geliyor. Tam gördüğümüz gibi birbirine dikler arkadaşlar. Cevabın Denizli olduğunu burada görmüş oluyoruz. 10. soru. Kareli kağıtta AB doğru parçası ve CKLMN noktaları verilmiştir. Arkadaşlar C noktası aşağıdaki noktalardan hangisi ile birleştirilirse C noktası aşağıdaki noktalardan hangisi ile birleştirilirse edilen doğru parçasının uzunluğu AB'nin uzunluğuna eşit olmaz. AB'nin uzunluğuna bakalım. Eğimli olduğu için yatay ve dikey bileşenlerini yapıyorduk. 3 burası, 1 burası. AB 3'e 1. 1'e 3 de olur falan filan hepsi olur. Şimdi C K ile birleştirilirse sıra sıra K ile M'ye dönük deneyeceğim. 3'e 1 oluyor K ile birleştirilirse değil mi? K'ya eşit oldu. Eşit olmayanı soruyor. L ile birleştirilirse 1'e 3 oldu. Bu da eşit. 3'e 1, 1'e 3 eşit oluyor. M ile birleştirilirse 1, 2, 1, 2, 3. 2'ye 3 oldu. M olmuyor. Muhtemelen cevabımız bu olacak. N'ye de bakalım. 3 aşağı 1 sağa yine N'ye vardık. Bu da oluyor. Eşit olur. Eşit olmayan neymiş arkadaşlar? Ceyhan şıkkı diyoruz. 11. soru. Ekranlarda bakalım. Neden bahsediyor? Kareli kağıtta verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır? Dar açı dikten küçük olacak. Bu dik değil. Bu dikten büyük. Geniş bu değil. Bu dar. Evet 1, 2,
Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Çapraz gelmiş. Çapraz gitse dik olacaktı. Dikten küçük. Bu dar. Dik. Bu değil. Geniş değil. Bu da arkadaşlar dar. Bu da cevap oluyor. Bu 90'dan büyük olmuş. 90'ı burasıydı. 90'dan büyük oldu. Bu da değil. Kaç tanesi dar açı? 1, 2, 3, 4 tanesi arkadaşlar. 11. sorunun cevabı da Denizli oluyor. Son soruma geçiyorum. Bunu da yapıp testimizi bitireceğiz inşallah. Kareli kağıtta A, P, R, S, T noktaları verilmiştir. A, P, R, S, T şu noktalar. A noktasından 4 birim sağında ve 1 birim yukarısında bir K noktası. A'nın 4 birim sağında 1 birim yukarısında 1, 2, 3, 4 ve 1 birim yukarısında şurası ne oldu? Buraya K noktası diyelim. Bir K noktası. 2 birim aşağısında ve 1 birim sağında ise L noktası. 2 aşağı 1 sağında, 1, 2, 1 sağında burası da L olsun. İşaretleniyor ve KL çiziliyor. KL buradan böyle bakın tam çapraza geliyor. KL çizdi. Kaça kaç oldu? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3'e 3 oldu KL. Tamam mı? A noktası aşağıdaki noktalardan hangisiyle birleştirilirse elde edilen doğru parçası KL noktasına paralel olur. Şimdi bu tam çaprazlardan gittiği için A'nın da ben çaprazlarından aşağı ve yukarı gideceğim. Aşağıda kesen yok. Yukarı doğru çaprazlarına gidiyorum. Aha da R kesti buraya arkadaşlar. Demek ki A ile R'den çizilen nokta doğru parçası KL'ye paralel olurdu. Bize paraleli soruyor arkadaşlar. Çapraz gittiği için biz de çapraz aşağı denedik yok. Yukarı denedik. Yukarıda R'yi gördük. Cevabımızın Bursa olduğunu işaretliyoruz. Evet, bir testimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, arkadaşlarımıza da paylaşmayı unutmayalım. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Tüm öğrencilerimize sevgiler, saygılar ve başarılar diliyoruz.